9. Yok dur. Ne oldu? İlk başta Ruhi Çenet kanka. İlk Ruhi Çenet mi? Evet oğlum, o video bitmeyecek çünkü ben biliyorum. Bir bitirelim bari. Tamam. Bir şey, en fazla ne kadar yapıldı? En fazla ne kadar? Var, senin skin'ini görebileceğiz ama. Kanka niye böyle dedin ya? Kanka bu ne şimdi? Bilinen ismiyle yalan bu. Sniper Lens. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun olduğunu haber. Bu ne oğlum? Çekimlerimizde çok sık fazla bir tepki verdiğini düşünüyorum. Kullanım alanı var. Makro çekimlerde... Kemal'in gerektiğinden fazla bir tepki. Bence biraz abartı. Bir de altına şeyler geliyor. Bir de şey artı var. Bir, artı bir, artı bir. Bir de artı şöyle bir. Sıkmadı mı ya? 4 yıldır bir insan hiç ağlamaz mı? Hep gülüyor. Bir de bu var. Ne yapalım pezevenk, ağlayalım mı yayında? Eğleniyoruz işte amına koyayım ya. Halkası dahi var. Normalde bir şey de Kemal, üzücü bir şey de. Sararmış ya. Üzücü bir şey de çabuk. Diyemem ki. De üzücü bir şey de. Diyemem, ben içimde yok. İçi gibi. Oğlum kusacağım ha. Veya bir pantolon ve arka cebi. Ben bunu izlemedim. Hem de kum taneleriyle. Kum taneleriyle mi? Bir kazak. İskambil kağıtları. Veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağlayan ultra makro bir lens daha var. Ve onun da ötesinde objeleri 1000 kat büyüten mikroskop kamera. Gösteri başla. Dudu Peri teşekkür ederim 100 bit için. Eyvallah. Bu odada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Ben hiç göremiyorum. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk spektrumunu ekranlarda üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sarı ışığın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yere düşüyor. Bilgisayar veya telefonunuzun sizi kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı, biraz yeşil ışık göndermek. Doğru mu görüyor? Ben de şimdi eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı artırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak kağıt paranın içinde demirlerin olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için yapıyor olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla demirlerini ayıracağız. Gitti bir abonelik parası gitti. Vay amına koyayım, kaç para gitti ya. Ruhi abi ne yapıyorsun ya? İçindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda burada boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk lirası var. Aman güvenlik be. Önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Ben bilmiyordum. Kalem nereden bahsetmişken kaleme yakın. Ben biliyordum bura. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem kağıda temas ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşyalar makro ölçekte sanıldığından bir yol var. Hayır oğlum ya. Öyle yok oğlum. Nasıl ya? Bunu bilmiyordum bro. Bu ilginç bro. Bende ama böyle bir şey yok. Ama çok mantıklı bro. Oğlum tüken... Neyi kalem? Bu kalemde var bende böyle değil ucu ya. Nereden biliyorum pezenk? Senin gözün bin ölçek küçülten bülten mi? Oğlum bunu bin ölçeğe gerek yok. Şöyle baktın mı görünür herhalde bu. Basic demek mi bu? Ki görükmüyor işte. Allah Allah öyle miydi lan? Cahil miyim lan ben şimdi? Allah Allah bunu yeni mi fark ettin? Bu aslında yani zor bir şey değil kanks. Aga be, bak bak Tom'un beni izleyişe baksanıza bir dur. Ah be abi Tom da gitti be. Ah be abi. Ah be abi. Aga be. Ah
Aga be. Özlendi aga be. Be. Aga bak, be. Bak 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 bak. Bak izleyişe bak. Niye ayrıldılar ya? Ah be. Ah be abi be. Kemal ağlama bir anda. Oğlum sakın. Ayrılmayın lan Kemal. Ayrılmayın. Ağlarım durun ha bak ağlarım. Ağlamayın durun oğlum bu ağrıyor durun amına. Çekilmez bir de bu susmuyor amına koyayım. Bir de Marmaris şeyler anlatıyor bir de amına koyayım. Oğlum ben yapmayın lan bak ağlarım. Evet 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 vallahi öyle. Eray üzgünken bir anda hava atmaya başlıyor ya arada. Ah be abi. Ben de cool olmak için böyle dizilerdeki gibi ağlıyor mu Eray böyle? Şey bilen diyor ağlarım. Bana badem sütlü kahve var mı bilen diyor böyle. Ya orası bu çocuğu badem sütlü içiyorum ne alaka şimdi. Kanka siktir git öyle içmiyordun ya. Öyle içiyorum ama Özge seni amına benim şey yaptı orada o gün. Bozdu o gün seni. Niye aşkım bozdu beni orada? Dedi. Niye bozdu? Öyle içmiyor musun sen? Devam o kişi yapıyor. Ben bir badem sütü yumuşak için bir kahve aldım falan yapıyor böyle. Böyle bir de bir yaylana yaylana konuşuyor kanka orada. Bir ayar olmuş. Yumuşak yani. İçin ne demek? Kokono sütlü yumuşak... dedim ya birinde kokono. Kemal yumuşak içme. Abi siktir et Sabir sen düz iş erkek adam düz işer. Ben direkt içiyorum. Fraterli yapısı yakından ben böyle gözüküyor. Baba, çay peki küflenirse? Bazen küflenmiş ekmeklerin yeşil kısımları koparılıp temiz gözüken şey kısımları yenilir. Ancak kısmen yeşil olsalar da bu ekmekler... Sakın buna Starbucks'la ilgili bilgi vermeyin bak yarın gider story atlar amına. Her kısmı küflüdür. Temiz kısmı diye bir durum söz konusu değildir. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki evet, uzun dallanma gösteren ipliksi mantinin ket kuş burnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Bak. Oğlum her şey Binix'te ne kadar mide bulandırıcı gözüküyor. Düz çayın ya, oluşu bile. Sen Binix'te nasıl gözükürsün acaba? Ya onsuz da mide bulandırıcı. Ya seni illa burada hoplatayım bugün bunu mu istiyorsun? Avatar Tarkan mı? Ne oldu? Neydi o? Tamam. Bana şeyi Avatar söyle yumuşak içimi söyle. Bana yumuşak içimi söyle. Yumuşak içim ne biliyor musun? Söyleme 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 sen söyleme. Sen de bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin amına koyayım. İnternette de yalan bilgiler var bu arada. İnternette hepsi yalan bilgi hepsi. Bir çift... Ha, Avatar Tarkan değil miydi? Atakan, Avatar Atakan. Pardon. Lek. Üzerindeki onlarca Avatar sarı nokta tohumları ve tohumların sap... bir şey diyeceğim. Arkadaşım biri şey diyor. Ali'ye Binix'te kamerayla bakarsak 1.90 olur diyor. Ya kanka bak. Zeyn 40 dakikada... 40 dakikada bakıyor. Ali'yle ilgili bir sıkıntı yoktu. Binix şakalarız. Oğlum adam gelmedi bile dalga geçiyoruz adamla ya. Ket yaptı bu sefer. Zorba set. Kafana yazdım. Uff. Bugün şöyle yatarak yayın yapayım mı lan bir kere de? ...atlarıdır. Çimlenerek yeni mahsullere hayat verecekler. Taze örülmüş örümcek ağları. Hayır. Ve bu yapışkan ağlara İki takılmış... 2,5 saat kardeş boyu komik anlar yayını. ...pençeleri olan bir Blaps Latifera. Halk Blaps arasında Latifera bilinen ismiyle ha? Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda bak, hareket etmeye etmeyecektir. Saçları, kirpikleri taşınır. Ve bıyıkları gözüküyor. Arıların bileşik gözleri vardır. Bileşik gözler... Oğlum kelebekler mesela çok güzel gözüküyor. Yakından bakınca canavar gibi değil mi lan? Kelebek büyük olsa var ya... Sapık mısın lan sen? Oğlum mal mısın Kemal, gerçekten? Ben küçük halinden de korkuyorum kelebeğine. Kelebeğin küçük ben halinden korkmam ya. Mu? Ciddiğinden şakasız korkuyorum. Benim travmam Uğur Böceği ya. Orası çocuğu bir anda atlıyordu ya. Pardon bir mesaj gülüm var. Aga yok ya biz yaparız Zeyna. Çek ne yapıyorsun? Pardon arkadaşlar bir mesaj gönderdim. Binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. Dişi olduğunu iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır. Millet de videoyu devam etmemi bekliyor. Tribe hata geçiriyordu ya. Genellikle insan gibi bir canlı istedikten sonra Kemal. Ölürler. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. İğnesini geri çekmeye çalışsa da bunu başaramaz. İğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya çıkarır ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. 1000x'e kadar yakınlaştırıyor görüntüleri. Önce 50x zoom'dan başlayacağım. Evet, pantolonun desenlerini 50x makroda görüyorsunuz. Her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x yaklaşacağız şimdi.
Evet, desenleri görüyorsunuz. 1000x yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. Bu ne oğlum? 50x'te kazak. Şimdi bunu 1000x'e çıkarttık. Anne ne arıyor? 20 kat daha yaptık. Anne ne arıyor? 50x'in de 20 katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görüyoruz kazağı. Buysa çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Avcuma bir bakalım. 50x'te evet, avucumu görüyorsunuz. Her bir detay. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. Bunu lan? Şimdi elimi gidip yıkayacağım. 20 saniye, 25 saniye artık ne kadar gerekiyorsa. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Yıkandıktan sonra avucuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Yani avucumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlara bir bakalım. 50x'ten başlayacağım. Saç telleri elektrik kablosu, saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Oho. Bayağı ilginç. Saça benziyor. Bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Bakın uçlarının sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir süredir kesilmeyen bir sakal olsa belki biraz daha yumuşak olurdu uçları. Oğlum bir tane şey var ya böyle. Psikolojik bir hastalık var. Bakterilerden falan çok etkileniyor her şey. Düşünsene böyle bir sürü her yerimizde aslında böyle ince atom altı. Anlatayım mı? Nasıl lan biz atom muyuz amına koyayım? Ya ama Avengers'dan 2-3 kelime öğrendim. Onları bir söyleyeyim mi atom altı? O kadar film izledik amına koyayım. Var ya şey var. Ay iyi pislik içinde her yer. Onun gibi anladın mı? Şimdi bir sinek kaydı tıraşı yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal görecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Cuma. Sinek kaydı tıraşından değil, sonra bakalım değil. Bir şeyler görecek miyiz? Her yer pis pis. Bunları keçtim diye hatırlıyordum. Fakat öyle. O kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç keçilmemişler gibi. Ve uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Titizlik. Titizlik sakal. Değil oğlum. Titizliğin çok üst derecesi. Yani böyle... Oraya o tellikle giriyor, buraya bu şeyle giriyor. Elinde hep galoş maloş böyle üstünü öyle giyiniyorlar. Temizlik hastalığı böyle ayrı bir adı vardı onun. Klostrofobi değil. Başka bir şeydi ya. Yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşma. Doğru. Maymunlar cehennemi. Bak geri al bir şey kaçırdım. Mal. Neyi kaçırdım lan? Damlasının oluşum anı. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Bu hoş duruyor, bu güzel duruyor. İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir şırınganın giriş anı. Amanın kuyu! Fırça... Yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce içeride nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla burada 7 ve 8 numara o bölgeye kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde doğal dişle yapılıyor. Dünya makro ölçekte çok daha farklı. Japonya, Yakutistan, Pakistan veya Tanzanya'da çektiğimiz belgesellerle yeni bakış açıları edinmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki dışarıda tanıdığımız dünyanın üstüne çıkabilen kültürler ve bakış açıları dünyayı anlamamızı sağlayacak peçene. Buyurun. Güzel videoydu. Videoyu izlemedin mi? Nasıl izlemedim onu? Bu abimin videoları çok iyi ya. Güzeldi abi. Farklı bir deneyimdi yani. Neden olmasın? Twitch Komik Anlar 29. Devam. Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor mu tuş ya? 58 bu 60 bunu bir dahakine bak bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere tamam. Falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dediğim şey bunun ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.